İyi Vit, hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Fenalar bende ile düşmanlarımızı sikeceğiz. Şu görevleri yapıp kılıç alacağız. Ben İtalyan kılıcı alacağım. Orada shopta gösteriyor. Eteme sokacağım sonra götüne. İğrençti. Ama etem hak ediyor. Başlayalım hadi. Oy. Hasta yapmışım abi. Dünkü hiç unuttum mu acaba? Yaptım herhalde. Emin değilim ama. Evet, şimdi biz savunuyoruz bombaları. Keşke saldıraydık. Çünkü sen saldırıyı daha çok seviyorsun. Neyse bir şey olmaz. Tararız artık. Hiroşima. Banzai. Artiglieria, aprite il fuoco sulla piazza! Artiglieria. Şerefsizler. Niye 6'ya basıyorum? Niye çıkmıyor? Aa, ha doğru çıkıyor. Gelmişler. Ah, iyi bir geberdi. Bizim tarafta biraz kalabalıklar ya. Vay arkadaş. Evet. Bomba kuruyor şurasında. Gel gel doktorum. Bak, tamam. Bir şey de var. Sesim geliyor. Pazarlamacı şeklinde. Aha, diğer tarafa mı kuruyorlar? Aa, geliyorlar. Pişler. Tövbe estağfirullah.
Tohumu yerine kırdılar. Bu nasıl oldu? Korona nerede ya? Neyse ben bir... Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Oh! Kesiyorsun milleti. Maşallah. Lan ne ben nazar değdi öldün ya. Hiç koparıyormuştu sende. Uuu bayağı kalabalık bu lan. Oldu lan. Evet evet gördüm benim bitti. Geliyorlar şuradan. Bir radyo sesi geliyor mu? Ben telefondayım. Tamam. Efendim? Evet, telefonu kapı da. Görüyorum. Tamam, sana oraya geçiyorsun. Oraya kimse gelmedi, gelmedi. Şimdi oraya gittim. Bayağı o da vakit kaybettim. Tank var tank.
Aa, patladı mı? Sen gidene kadar orayı zaten şey yapmışlardı ya. Bayağı bir kurmuşlardı ya. O neydi dakika? O çok güzel. Kim vurdu lan? İşte beni bir şaşırttın. Şey, ileriden vurdular da beni. Ben füze gibi bir şey atıyorlar ama füze de değil. Ulan tam. Oha. Nasıl full atmak diye. Evet artık rally point kurma zamanı gelmiş. Bayağı bir enerjilerde gitti adamlar. Ne yapacaklarını şaşırdılar evet. Kaç tarafa düşüyor. İnternetim gitti herhalde. Benim mi gitti? Benimki bir garip davranıyor da. Şimdi adamı sıkıyorum. Ölüyor da. Ama saniyeler sonra ölüyor. Mermi gitmiyor falan. Tam yani tam üstüne sıkıyorum. Kaçacak şey yok. Garip garip şey yok. Şimdi düzeldi herhalde.
lan. Oo, çok pis geliyor. Acayip fena geliyor. Değişmem lazım. Nasıl yalnız geldik ha? O yer hangisi o lan? Evet. Hay. Kazandık ha. Keşke daha önce yapsaydım şurayla. Son 8. Evet, ilk maç. Ready misin? Saldıralım. Sen ne yaptın? Gel bakayım buraya. Sen neye mi yalıyorsun? He? He? Ha kurban oldu. 30 yurnağı mı? 30 yurnağı mı? He? Hadi benimle Türkçe konuş. Gel bakayım. Sen de gel, gel. Hadi geç. Gel bakayım buraya. Aha biz saldırıyoruz. Hurra! Hurra! Çıktım ya. Acıktın mı? Ne ya? Son. Oo çok pis geliyorlar. Allah Allah. Çok fena. Ci serve l'assistenza dell'artiglieria. Aha bizden biri bomba kuruyor. Oo, beklemiyordum. Aa, bizim gibi tank var. Diğer tank bizi vuruyor. Lan sallasana şuna ya. Evet.
Diğer bombayı da kırıyoruz. Öldüm. Aha biri patladı. Çok pis bomba. Bomba attı. Diğeri kırıldı mı benim şeyim? Patladı. Bine çıktık geri. Artillery! Fire! Verstanden! Fire! Adam içimizde tankla geziyor ya. Sen mi kuruyorsun? Tamam. Bak köpeğin biri geldi. Hayatını kurtardın. Allah razı olsun. Cimrimizden. Bir de bu şey en zor savaş şey değil mi? Saldırı için. Lan evin tepesinde arkadaş. Öldüm. Diğer adama geçene kadar 3 kişi yoruyor. Thank you.
artiglieria, aprite il fuoco sulla piazza. Ricevuto, artiglieria, fuoco. Dogfight. Oh, 15 kişi vurdum. Helal. İkiye direkt çıktın. Battle Hero olsun. Bir de The Best Fighter Pilot. Ya. Bence bir tane daha atalım ben. Bundan da bir şey anlamadım. Bir mayıştım, bir mayıştım. Yorgun olduğun için mi, yemek yediğin için mi? Şimdi şunu şey diyeyim. Biz savunuyoruz. Invasion. Hala sahil cidden. Yine hoş bir yer kutu.
Tank mı geldi ya? Ha bizden şey geldi. Geldiler. Ne tarafta? Sto chiamando l'artiglieria. Tank. Ricevuto, fuoco. Mantenete le posizioni. Sì. Bu taraf dediğin yerde var ya, bayağı bir adam geberdi bombalı. Bombardımandan. Ulan atlar. Çıkarttı. Masum masum. È stato troppo facile. Lan. Sarttan geliyor. Lan. Nereden geliyorlar ya? O kadar tarıyorum da göremiyorum. Şu an ben de bilmiyorum. Ama muhtemelen yine aynı yerlerden geliyorlardır aşağı yukarı. Vay ya. Kimse işaretlememiş ki sanki. Sağdan şeyini gördüm, kulesini patlattı zaten. Tarıyorum.
ho beccato uno, ne ho beccato uno! Va all'inferno! Saat. Ben şuna bakayım. Allah'ım ya. Patlattık. Evet. Allah haklı. Her yerden mermi geliyor. Arkada paraşütçüler iniyor. Vay. Ha, değil mi? Ah, havada. Helal. Bir tane daha var. Pezevenkler otomatik silahlı oluyor. SMG aynen var. Aynen, SMG direkt. Çok mantıklı bir silah. Geberdi mi hepsi acaba? Yo şu an bunlar müzik. Yine tank gelmiş. Aha tank. İki tane. Oy. Şeyin arasında çok kötü oluyor. Evet. Bayağı. Bayağı adam geliyor. Lan adam öldü. Evin içinde bir köpek var. Drecksratte. Bir bombanız baksın. Adam tank geliyor mu acaba?
Sağda tank var mı? Var. Tank var, evet. Ha, topmuş lan. Top mu kurmuş? Ha. A tank da var. Tank da yan yana var. Çok kısıtlı bir görüş. Bir de çok iyi tanklı oluyor ormanda o. Sovyet. Parçalandı herhalde diyebilirim. Huu geliyorlar. İnşallah bir... Alan... Tepede biniyor. Nereden? Arkadan geldi. Ya it all itler, hep siz mi vuracağınız zaten? Bizde de var. Nerede? Anda. Bir tane. Tane var. İki tane. Hala turret dönmeye çalışıyor şey. Kırmızı işaretledim. Evet, Allah razı olsun. Bir tarafa bakacağım. Ha, gördüm. Aynen. Harbilerde. Gördün mü? Son kişi. Lan yanıyor galiba araba. Hay Allah. Şey tank. Vurabiliyorsun. Hatta acayip bir puan veriyor. Çok büyük puanlar veriyor. Allah. Tabii. Bir tane daha mı var? Bu nedir lan? Bütün şeyin Rusya'nın tankları burada. Aha bir daha geliyor. Thank you.
Bak kaç tane tank aldım biliyor musun? Tahmini 6 tane falan aldım tek tankla. Nazi tankları harbi çok iyi ya. Maşallah. Ha birinci olmuş. İlk oyun kötüydü zaten. Aynen bak 6 tane tank almış. Ha ama şey. Acaba şey sayıyor mu? Onu hatırlamıyorum. Evet. Tamam mıyız? Ellerine sağlık. Ben çıktım sağlık. Zaten. Çıktım da yemek yiyeceğim. Ben de bir erişte yapacağım. Sağlık. Senin de gerçekten ellerine sağlık. Görüşürüz Allah'a emanet. Ben ne yiyeceksin akşama? Ne yiyeceğim? Muhtemelen erişte yapacağım işte. Dedim ya çok lezzetli. Tabii şeyli neydi o? Bali değil de. Ne diyorlardı ama? Bamya da değil. Bulyon. Bulyonlu. Arkadaş bulyon yeme gözünü seveyim. Bulyon seni doyurmaz. Bağımlılık yapar zaten. Ya ben buna karşı bir şey demiyorum ki. Niye böyle hissediyorum? Niye yorgun kalkıyorum? Ben... Niye şöyle? Niye böyle? Ama ne yapayım? Onu yeme, bunu yeme. Ne yiyeyim yani? Sen zaten doğru söylüyorsun. Normal bir şey bari yiyorsan normalini ye. İçine illa bir şey mi koyman lazım? Ya yani normali şey. Böyle bolyanlı gibi lezzetli olmuyor ki. Peki sana bir soru soracağım. Hadi sor. Bir şeye, mesela diyelim ki çikolatayı çok seviyorsun. Okey. Tamam. Tamam. Çikolatayı çikolata olduğu için sevmediğiniz zaman da anladın. Sen sadece şekeri seviyor musun diye düşün. Tamam. Peki, başta acaba çikolatayı sevmiyor olabilir miyim diye sorman hata mı? Bence değil. Sadece şekeri seviyor olabilirim demen. Yo, normal. Hata değil. No, yani akıllı adam yapacağı. Peki, o zaman ben sana bulyonu seviyorsun. Bulyon yüzünden normal yediğin tadını almıyorsun desem, ne dersin? Doğru olabilir derim. Doğru olabilir diyorsun. Olabilir'e çekiyorsun onu. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Olabilir çekiyorsun. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Hayır, kendine detoks yaparsan, bir süre yemezsen tekrar diğer yemeklerden daha fazla tat almaya başlarsın. Ya bilmiyorum. Ben senin sağlığın için diyorum. Elbette bir yere kadar sana müdahale edebilirim. Tabii Allah razı olsun. Akıl ya da fikir verebilirim. Yok, o manada değil. Ama bu yol doğru bir yol değil. Yani, ben mesela müdahale etmek mantıklı bir şey demiyorum. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Mecbur yumurta kırıyorum yani. Hiçbir şey yok. Ne yapayım? Yani ben de yumurta yapıyorum canım. Patates kesiyorum. Ama işte patates sağlıklı yumurta olduğu için tercih ediyorum. O ayrı tabii. Sağlık yani. Çok mühim. Bir şey demiyorum da. Yani diğer ekmek yemektense makarna. Ha makarna yine olur. Hani yine olur. Yani bulyon farklı yerlere de gidiyor olaylar. Bitmiyor şey. Ya işte ne yapayım? Yani onu yeme bunu yeme. Ben ne yiyeyim? Lan bulyon seçenek mi? Ananın karnında bulyon yiyerek mi geldi? Hayır. Ee? Ama işte yani ona hayır buna hayır. Yani sonuçta bayağı bir şey yemem lazım. Ya gerçekten şey her şeye hayır yani. Yiyeyim. Ha bulyonsuz lezzetini alamıyorum. Lezzetini almak, sağlık bulmaktan daha mı önemli bilmiyorum. Bir tane şey vardı, araştırma. Tabii gerçek mi bilmiyorum da. Şey diyor, kırmızı eti bırakmaktansa erkekler daha az yaşamayı kabul ediyor %90'ı. Tabii kırmızı et zararlı bir şey değil ki. Kötü bir şey değil kırmızı. Ya işte piçler şey yapıyorlar ya, sanki zararlıymış gibi anlatıyorlar şimdi millete. Ondan sonra gidip laboratuvarda sahte et yapıyorlar. Ney? Şeker asıl problem. Efendim? İnsan doğası gereği etobur mu otobur mu? Karma. Karma mı? Bak çok etobura yaptı. Yani işte şimdi şu zaten ne sadece et yiyince şey oluyor ne de sadece ot yiyince şey oluyor. İkisi de lazım. Çünkü mesela B vitamini var ya 9 tanesi sadece kırmızı ette var proteinin. Yani istediğin şeyi alamıyorsun işte. Kırmızı et yemen lazım. İstediğin kadar vejetaryen ol. Kapatma oyundan çalışmıyor. Hayır öyle deme şu an kayıttayız. Yani ruh gibi geziyorlar o diyelim çoğu. Kaydı kapat. Adamların kafası çalışmıyor demeyelim de. Ruh gibi geziyor diyelim çoğu. Çok huzurlu, çok zeki olanlar var. Akıl başka. Ama tabii derin düşmeyi biraz etkiliyor bence et yememek. Çoğu zaman. Veganlar karışman, pişenirsen karışman bari. Yok şey değil. Yani şeye baktığında da öyle.
Herkese saygımız yani, var. Etem hariç. İstediklerini yemekte özgürler tabii. Zaten canım. Hani saçmalıyorlar demiyoruz ama yanlış yapıyorlar mantıken. Üzülüyoruz yani. Onu söylüyoruz. Okey. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğene basın. Vegan ve vejetaryen kardeşler, size de selam olsun. Biz küfretmiyoruz Ethem gibi. Yani üç kertçesi. Yani ben de demiş olabilirim bazı zamanlar. Bunların kafası çok çalışmıyor. Ama bu hani hakaret niyetiyle değil, bir tespit manasında söylüyorum. Ya çünkü gerçekten vejeteryan ve özellikle veganlar ruh gibi geziyorlar ya. Ya bu bir gerçek yani, benim hocam da öyleydi keza veya başka tanıdığım insanlar da oldu yakından. Bak çoğu çok iyi insan, ona hiçbir şey demiyorum. Hoş bir de vegan teröristleri çıktı şimdi Amerika'da. Ben ona demiyorum. Ama gerçekten sağlıklı bir şey değil ya. Hani alerji falan var ayrı ama özellikle B12'nin çok eksik kalıyor birçok şeyde. O arkadaş da mesela şeydi, alerjisi vardı eti. O yüzden vegan olmuş. Çocuk mecbur B12 kullanıyordu artık. B12 de normal etten alınıyor değil mi? Başka bir şey de yok. Bilinen. Ya şu anki bilinen bilime göre. Bazıları gerçekten etten oluyor ama sadece protein kaynağı değilse sadece et yok ama dediğin şey var. Vitaminler. Ya bazı evet, bazı sebzeler protein veriyor ama özel 9 tane B proteinini alamıyorlar. Yani bu şu an açıklanan şey yani. Orasını öyle beslenmeler çıkacak abi. Ya işte sonuç olarak ben etemin amına koyayım. Tamam. Görüşmek üzere azizim kardeşim. Görüşürüz, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Şimdi güle güle efendim. Esenlikle kal. Ne? Sen de. Görüşürüz, Allah'a emanet. Sen de, görüşmek üzere efendim. Evet arkadaşlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğene basın. Ha, konuşmuştuk zaten. Vegan, vade, vejetaryenlere de buradan selam olsun. Ete hariç herkesi yargılıyoruz asıl. Tabi de kötüler varsa onlar da illaki yargılayacağım ama. Farklı bir düzeyde. Peki, görüşmek üzere.